Merhabalar. Şimdi sizlerle pandispanya tarifi paylaşacağım. Diğer adıyla pasta keki. Bu paylaşacağım pandispanya hamuruyla istediğiniz çeşit pasta hazırlayabilirsiniz. Bu pandispanyamız çok yumuşak sünger gibi çok güzel bir kek oluyor. Bunun için malzemelerimizi sayalım. 4 adet yumurta. Fakat yumurtalarımızın akını bir kaba, sarısını da başka bir kaba ayırıyoruz. 4 tane yumurtamızın akını ve sarısını bu şekilde ayırıyoruz. Bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu, bir su bardağı toz şeker, yarım çay bardağı ılık su, bir fiske tuz, bir fiske iki parmağımızın tutabileceği kadar, o kadar az olacak. Ve bir su bardağı artı 2 yemek kaşığı dolusu da unumuz var. Şimdi öncelikle sarısından başlıyoruz. Yumurtalarımızın sarısına bir su bardağı toz şekerimizi ilave ediyoruz. Ve bunu güzelce sarısının rengi açılana kadar, beyazlayana kadar çırpıyoruz. Yumurta sarılarımızı şekerimizle çırptık. Bu şekilde rengi iyice açıldı, beyaz oldu. Şekerimiz erimiyor yalnız. Onun için uğraşmayın. Şimdi şekerimizin eriyebilmesi için yarım çay bardağı ılık suyumuzu yumurtalara ilave ediyoruz. Bu şekilde de bir miktar çırpıyoruz. Şekerimiz eriyip tamamen birbirine karışana kadar. Suyumuzu da ilave ettikten sonra güzelce çırpıp köpürttük sarılarımızı. Şimdi içerisine bir su bardağı artı 2 yemek kaşığı olan unumuzu ilave ediyoruz. Onun üzerine vanilyamızı, ve kabartma tozumuzu da ilave ediyoruz. Bununla birlikte sadece un tamamen karışıma geçene kadar, iç içe geçene kadar karıştırıyoruz. Çok fazla ısrarla karıştırmıyoruz. Hafif hafif karıştırıp bir kenara alıyoruz sarılarımızı. Sarılarımızı çırptık, bir kenara aldık. Şimdi yumurta aklarımızın içine bir fiske tuzumuzu atıyoruz. Bu da yumurta akımızı, beyazımızı daha güzel köpürsün, kabarsın diye. Bunu da bembeyaz kar gibi olana kadar çırpıyoruz. Yumurta beyazımızı da çırptık. Bu şekilde kar gibi oldu, köpük köpük. Şimdi yumurta sarımızın içine beyazımızı alıyoruz. Fakat bu sefer artık mikseri devreden çıkartıyoruz. Bir spatula yardımıyla. Zaten kıvamını da buradan anlayabilirsiniz. Yağ gibi kayıp düştü kaseden gördüğünüz gibi. Şimdi bu beyazı söndürmeden şu şekilde alttan üste gelecek şekilde sarının içine tamamen yediriyoruz. Beyazımızı da sarının içine bu şekilde yedirdik. Gördüğünüz gibi hala köpük köpük karışımımız. Ben bu pastam için kalp bir kalıp tercih ettim. Siz dilediğiniz gibi yuvarlak olur, kare olur ama kelepçeli olursa sizin için daha kolay olur çıkartması. Kelepçeli kalıbınız yoksa da borcamı çok hafif yağlayarak aynı işlemi yapabilirsiniz. İstediğiniz şekilde bir borcama, yuvarlak veya kare borcama dökebilirsiniz kekinizi, pandispanyanızı. Şimdi pandispanyamış kalp şeklindeki kalıbımı alıyorum ve 180 derecede ısıttığım fırınımda yaklaşık 40-45 dakika kadar pişiriyorum. Üzeri hafif böyle pembeleşecek, güzel bir pembe olacak. İçi de pişmiş olur zaten köpük olduğu için. Ondan sonra da kekimi çıkartıyorum pandispanyama. Pandispanyamız hazır. Ben biraz fırınımın azizliğine uğradım. O yüzden birazcık hafif bir karardı bazı yerleri. Siz dediğim gibi kontrollü olarak pişirebilirsiniz kekinizi. Ama yarım saatten önce kapağını kesinlikle açmayın. Gördüğünüz gibi bu şekilde sünger gibi yumuşacık bir pandispanya oldu. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun diyorum. Beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Diğer videolarımı da izleyip abone olmayı unutmayın lütfen. Teşekkür ederim.